Herkese selam. Ne habersiniz? Ay nasıl rengim falan soluk değil mi? Ay şans beni korkuttun. Ben seni dışarıda sandım. Hava çok güzel görünüyor. Tabii ki soğuk. Ama güneş olması benim böyle soğuk da olsa bir motive ediyor yani. Kapalı havadansa. Neyse birkaç gündür yoktum buralarda biliyorsunuz ki. Saçma sapan bir şekilde modum düşüktü. Moralim bozuktu aslında. Ortada bir şey de yok. Bilirsiniz işte kadınlar arada bir olur böyle gelirler falan. Benim de öyle bir durumum vardı. Aslında bugün de yine video çekme havamda değilim pek. Ama dedim Ayşe bırakma kendini kalk toparlan. Öyle başladım yani. Ne yapıyorsunuz bakayım anlatın. Şimdi size ne göstereceğim? süpürgenin borusu. Bir şey aldım. Yani şey bir şey derken saç... maşa değil de ben böyle saçım öldükten sonra açtığım zaman çok hoşuma gidiyor onun o şeyi şekli. O yüzden şöyle bir al kutusu falan da güzel al kutulanması. Tuşları var. Böyle bir şey ne deniyor ya buna? Tost maşası mı? Öyle bir şey deniyor galiba. Bundan aldım. Ona bir bakalım beraber. Dur bakayım. Aslında mesela bak kargo gelince hemen açmak istersiniz de bu bile iki gündür duruyor burada yani. Bunu falan açasım yoktu böyle. Bunu da neden aldım? Ya zaten böyle bir şey istiyordum bayağıdır da. Yarın arkadaşlarla yeni yıl yemeğine çıkacağız. Dedim ki oraya giderken saçımı maşa yapayım. Şey tost yapayım. Nasıl açılıyor ya bu? Böyle itmek mi gerekiyor? Çekmek mi gerekiyor? Neyse ben bunu açayım. Bir de ne aldım? Şimdi yeni yıl şey Bursa'ya giderkenki videomu izlediyseniz oraya birkaç elbise götürmüştüm. Bir tanesini giyemedim. Bir tanesini giydim daha doğrusu. Bir tanesini giyemedim derken zaten hangisini giyeceğimi biliyordunuz siz. Şimdi o yüzden yarın giderken şunu giyeyim diyorum. Oraya götürüp giyemediğim elbiseyi giyeceğim. Ay elim. Burada şu elbise. Şimdi bu da böyle işte dekolteli bir elbise ya, sırtı falan da çok şey. Hani çok açık değil ama biraz açık. Şöyle bir şey aldım. Bakın. Ay bunu nasıl göstereceğim ki ben şimdi size? Böyle işte bu vücut aksesuarı. Kolye değil, şanslı bir çekil. Şanslı tam zamanında yerine geliyor. Ters ışıktayız şu an ama kolye değil bu. Tam olarak böyle boynunuzdan geçiriyorsunuz. Şöyle göğüs altından geçirip bunu böyle belinize sarıyorsunuz. İşte elbisenin açıkta kalan yerleri için vücut aksesuar diye geçiyor. Neyse yarın bir yeni yıl partisine, yeni yıl hazırlığına yemeğine hazırlık videosu çekerim. Orada görürsünüz. Neyse ne yapacaktım ben? Şimdi şunu bir açayım bir göstereyim size de bakalım. Allah aşkına 2 saattir açmaya çalışıyorum ya. Şimdi göstereceğim nasıl açıldığını. Böyleydi ya bu kutu az önce. Bakın. Böyle. Gayet de havalı duruyor bu arada ha. Güzel duruyor. Bir bakalım şurayı bir hemen yapayım nasıl olur. Ya bu arada geçen gün salonu değiştirdik ya. Koltuğu buraya geçirdim, bunu buraya geçirdim falan. Bunu hiç hazzetmedim ben. Olmadı yani. Beğenemedim. Hiç şurada oturup televizyon izleyesim falan gelmiyor. Sürekli şuradayım. Böyle uzanamadığım için oraya da böyle iki büklüm. Üzerime de dizlik alıp böyle bir şey yapıyorum orada. Televizyon izlemek zorunda kalıyorum. O yüzden koltukların yerini değiştireceğim. Hatta sanırım bunu bugün yapacağım. Çünkü bayağı canımı sıktı. Spora da gitmem lazım. Bir de pazara çıkmam lazım. Bence bunları biz bugün halledebiliriz diye düşünüyorum. Ne kadar tutmam gerekiyor ya saçımı böyle? Böyle kademeli kademeli yapacağım değil mi? Böyle biraz tutuyorum. Biraz daha aşağı gidiyorum. Biraz daha tutuyorum. Değil mi? Böyle yani. Hiç kullanmadım. Böyle mi? Bu kadar mı ya? Bakayım. Kolaya da benziyor. Ama biraz şöyle az az almak gerekiyor herhalde. Şimdi maşayı doluyorsun değil mi? Bunda öyle dolayacak bir şey yok. Ama güzel, fena da olmuyor gibi ha. Şimdi biraz daha aşağıdan. Biraz daha. Kız, nasıl oldu kızlar?
bakayım. Örüp açmış gibi oluyor mu? Saçımı örmüşüm de açmışım gibi oldu mu? Aa, fena da olmadı ha. Sanırım daha çok bekletsem böyle daha iyi sonuç alabilirim diye düşünüyorum. Her yerine yaptığımı düşünün. Daha güzel olacak herhalde. Şimdi saçımı biraz böyle kalacağız çünkü. Biraz salon düzenlememiz lazım. Şimdi öncelikli olarak tabii ki biraz buraları süpürmem lazım. En son yine salon düzenlerken süpürmüştüm buraları. O yüzden eğer kıl toz. Şimdi kaldırırken de geliştireceğim. Bir de şanslı kumunu. Gerçi çocuğa kabahat atmayayım, ben döktüm oralara kumu. Ay saçım ne güzel. Şanslı kumu temizlerken oraları biraz kirlettim. Şimdi çocuğun bir kabahati yok açıkçası. Şimdi hem kusurum. Hem süpüreceğim hem de bunların yerlerini değiştireceğim. Çok uğraşmak istemediğim için yani. Direkt ay şunun altını görüyor musunuz? Ne biçim, bir dakika altını göreyim. Bu halının altı ne böyle olmuş ya? Bak tokamın ne işi var halının altında zaten. Bu tırnaklarla da hiçbir şey alamıyorum ya. Artık yani nereye koyduysam olmuyor yani. Şimdi böyle yerlerini kaydıra kaydıra, döndüre döndüre götürmeyi düşünüyorum. Yani hepsini böyle şey yapıp, parak değil de böyle çok zorlanmadan, yani hani anlatamıyorum işte öyle. Mesela bunu buraya çekeceğim. Evde çok büyükmüş gibi. Neyse dur, ben bunları halledeyim, ondan sonra size göstereceğim gene. Eski haline döndüreceğim zaten. Evet, salonu eski haline getirdim ama bayağı da terledim. Hazır o kadar terlemişken hemen spor etmek istiyorum. Kız, saçım bozulmuş mu? Neyse o kadar bozulmamış. Zaten 2 dakikalık yapmıştım yani. Daha çok tutarsam daha çok durur. Gördüğünüz gibi televizyon eski yerinde. Büyük olan halıyı şuraya geçirdim. Bir tane de yastık koydum. Oraya şark köşesi. Nemrud'un gözü. Çiğ köfte yoğuracağız orada. Bu koltuğu yine bu şekilde eski haline getirdim. Bunu da öyle. Oradaki minder vardı hatırlarsanız. Şeye koyuyorum dedim. Şu koltuğun arkasında. Şu koltuğu şuraya aldığım zaman onun arkasına koymuştum. Yine öyle arkasına koydum. Burada kalabalık etmesin diye. En azından halıların yerini değiştirdim diyeyim. Yani bir değişiklik olması lazımdı çünkü. Şurası çok boş kaldı gibi ama onda zamanla artık gene bir değişiklik yaparız. Şeyi göstereceğim size. Yılbaşı süslerim nasıl? Ya bunları böyle taktım ama tabii ki şanslı sürekli atlaya zıplaya şunu şu şekilde düşürdü. Bu yere daha yakın. Bakın şimdi yakıp göstereyim size. Ne kadar minnoş olduklarını. Aslında ben bu terasa falan çıktığımızda yazın takıyorum. Çok güzel oluyor. Aa, çok belli değil ama ya. Şöyle yanıyor da. Şimdi gündüz olduğu için tabii o kadar belli olmadı. Gece daha iyi belli oluyor. Şu çiçeğimi de şuraya aldım. Neyse, şimdi dediğim gibi hızlıca ben bir spora gidip sonra pazara gideceğim. Allah aşkına bacılar, ev kadınları. Bütün gün evde ne yapıyorsunuz, gözünüzü seveyim, bana bir anlatın ya. Çünkü ben asla vakit geçiremiyorum.
Yani bakın saate baktım, şimdi saat daha 1. Ki erken de uyanmadım yani, 10 muydu neydi uyandığımda. Kalktım, kahvaltı ettim, bulaşıkları yıkadım. Salonu malonu düzenledim, süpürdüm gördüğünüz gibi. Spora gidiyorum ve saat daha 1. Ben evde vakit geçiremiyorum yani. Hani şeyi falan araştırdım evden. Evde nasıl vakit geçirilir? Tenise gitmiştim bir ara. Tenise mi gitsem acaba? Dansa gitmiştim. Dansa mı gitsem acaba? Onlar da haftada bir gün 1 saat falan oluyor. Yani ben her gün spora gidiyorum. 1 saat mesela kalıyorum orada. Yine bile hani eve döndüğümde yine bile vakit geçiremiyorum. O yüzden yani Allah bana bir an önce düzenli bir iş. Çünkü bu şekilde olmuyor. Ay şey diye düşünüyordum, bu influencerlar, youtuberlar gibi işte evde kalsam sürekli video çeksem, geçimimi buradan sağlasam falan düşünüyorum ama yok yani, hani bana göre değilmiş. Ha ben buraya yine devam ettiririm çalışırken de, belki bu kadar sık video atmam ama en azından sabah akşam gittim geldim, vakit geçirdim, iki insan yüzü gördüm bir yer olur yani. Evde inanılmaz sıkılıyorum. Ha davetten davete, toplantıdan toplantıya koşan influencer olursam okey. Ama o bile olmaz. Her gün davet mi olacak? Yani olmaz ki. Haftada bir bile olsa ben yine diğer günler sıkılacağım. O yüzden bana bir an önce düzenli bir iş. Bu arada bana iyi gelen şey aktif olmak. Gerçekten sabahki modumdan çıktım. Daha iyiyim. Hatta dünkü modumdan zaten sabah bir tık çıkmıştım. Dün de mesela hareket ettim aslında. Hatta spor salonuna gitmedim. Sahile indim. Bir deniz havası alayım. Açık hava, temiz hava. Kendime geleyim ama yok yani. O modu çıkaramamıştım. Şimdi böyle hareketli şeyler yapmak bana yarıyor. Bir de sanırım benim sıkıntım şu. Sıkıntı değil aslında da. Pratiğim bence. Böyle her şeyi hemen hallediveriyorum falan böyle. Bu arada her konuda böyle. Aslında böyle olmaması gereken işte yavaş yavaş tadını çıkara çıkara yapmam gereken şeylerde de böyle çok hızlıyım. Öyle olunca hemen her şey bitiyor ve vakit geliyor. Yani belki başka birisi olsa bu salonla uğraşırken bütün gününü harcayacak. Ama ben tık çekiyorum, çık koyuyorum bilmem ne. Bir de çok ayrıntılara dikkat eden birisi değilim yani. Çok böyle titiz, ayrıntıcı bir insan olmadığım için yapıveriyorum yani öylesine. O yüzden de vakit geçmiyor. Sporum bitti. Şimdi pazar uyup eve gideceğim ama önce takı tıkıcıya uğradım bakın. Eklem yüzüğü aldım. Nasıl? Güzel mi? Bence güzel. Pazara geldim. Bugünkü hedefim balık ve yeşillik almak. Balıklarım bu şekilde. Yarım kilo barbun aldım. Yarım kilo. Evet yarım kilo. Olsun mu? Olmasın. Sandıklarımı gösteriyorum. Evet. Hepsi bu. Yarım kilo barbun. Balık olan barbun. Bir demet roka, bir demet maydanoz. Ve salataya koymak için Erzincan tulumu. O da 20 liralık. Kaç para verdim? 26. 40 da oraya verdim. 66 lira verdim. Başka da bir şey lazım değildi zaten. Ay, sebze alsaydım pişirmeye. Portakal falan da alacaktım ya. Uf, niye almadım ki? Neyse marketten alırım. Zaten hep markette de aynı. İşte geldim, buradayım. Şimdi terlemiştim. Bayağı güzel bir duş aldım. Ara öğün yedim. Muz. Bir de bu şey elma değil. Ay şuraya baksanıza ya. Şunu böyle görmek istemiyorum ya. Şanslı tırnakları böyle dürtmüş onu öyle orayı. O da dökülmüş. Her yeri öyle hep camların kenarları. Neyse ara öğünümü yaptım. Birkaç saat sonra da akşam yemeğimi yerim. Bu çocuk da bildiğiniz gibi işte. Şimdi ben bu videoyu editleyip yayınlayacağım. Şimdiden keyifli seyirler. Bu arada videoları çok uzun tutamıyorum. Bütün günümü çekemiyorum. Çünkü telefon hafızası ile ilgili sorunlarım var. Hep vardı ama artık sinir bozucu derecede yani hani. O yüzden önümüzdeki haftalarda yani bir ay içinde falan belki telefon değiştirme gibi bir planım var. İnşallah olursa. O zaman daha güzel, daha editli, daha böyle günün tamamını çektiğim videolar yayınlayabileceğim diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.